Next.js içerisinde API root'larımızı oluşturabiliyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen şuradaki Pages içerisindeki API klasörümün içerisinde kendi API'larımı oluşturabiliyordum, getirebiliyordum, dinamik haydi verebiliyordum. Da API yazıyorduk zaten Pages'in altında olan her bir dosya ve klasör isimlendirmesini bu şekilde router şeklinde yazabiliyorduk. Mesela ben hello gitmek istiyorum buraya. Şu an çalışmadığı için projem. Yarın dev diyeceğim. Veya npm. Bak, yine aynısını yazdık. Dev yazacağız şuraya. Ya veya npm run dev diyeceğiz. Evet benim için John Doe ismini gönderdi. Bakıyorum evet bana Jason deyip burada da name John Doe'yu göndermiş. Yine product içerisine girersem iki tane burada ürünüm varmış. O zaman geleceğim böyle product içerisine gittiğinde de iki ürünümü göreceğim. Peki ben kendim ne yapacağım? The Jason placeholder içerisinde değil mi? biz users'larımızı çekiyorduk ana sayfamızda. Alsın. ana sayfama. Ana sayfamda aşağıda diziliyorduk değil mi? I şeye göre, ID'ye göre, dinamik ID'ye göre gidiyordu. Peki ben bunun kendi burada olmasını istiyorum. Kendi API'mi oluşturmak istiyorum. User API'mi nasıl yapabilirim? Burada bunu göreceğiz arkadaşlar şimdi. Öncelikle geleceğiz şuradaki datayı alacağız tamam mı? Aşağı geleceğiz şurada bir data.js oluşturacağız. Buraya yapıştıracağız. Benim için data geldi burada. Sonra bunu export edip cons users diye oluşturacağız içerisine. Şu an hatam gitti. Ben bunu nerede alabilirim? API'm içerisinde. Bunu göstermem gerekiyor. Bir tane users diye klasör açacağım users içerisine index.js'ye gireceğim. Peki benim için zaten burada hello içerisinde bir API'mi nasıl oluşturabilirim? Bunun için bir tane default bir hello.js dosyası oluşturmuş ve eğer API rotu ile ilgili bilgi almak istiyorsan demiş buraya göndermiş. Bunun içerisinde basic API rotlarımızı nasıl oluşturabileceğimizi veya REST veya GraphQL ile ilgili bilgilerimiz burada mevcut. Peki ben nasıl gerçekleştireceğim bunları? Öncelikle indeksin içerisine gireceğiz. Aynı buradaki olduğu gibi yazacağız. Diyeceğiz ki export default diyeceğiz. Function diyeceğiz tabii ki handler içerisine req ve response. Eğer express veya farklı bir backend yazdıysanız ki bu arrow function değil. Şunun içerisine gir. Bu yapıya aşina Düşünüyorum burada req ve response işlemi var ki bununla ilgili kanalda bir tane video olması gerekiyor. Express.js'e orada da backend kısmını pekiştirebilirsiniz. Şimdi request'in içerisinde bizim buradaki ID'ye göre query'miz var. Tabii ki bu API içerisindeki ID'ye göre. Onları birazdan oluşturacağız. Şimdi ben API users yazdığımda bana bir şey dönmesini istiyorum. O zaman diyeceğim ki Response içerisinden status cevabı döndüreceğiz. Bu cevabımız 200 olacak ve JSON formatında bir tane cevap bekliyor benden. Diyorum ki mesaj gönder. Ne diyelim run. Evet şu şekilde. Mesajım geldi. Buradaki API user slash users'ın içerisinde. Peki ben gelip datamı aynı buradaki gibi. Resolder'daki gibi yazdırmak istiyorum. Nasıl yazdırabileceğim? Bunun içerisine geldiğinde. Benim burada datamı almıştım zaten değil mi? Bunun içerisindeki dataları geldim aldım. Bunun içerisine kopyaladım. Cons. Users diye exportladım. Bunu içerisine import diyeceğiz. Import. Bunu users diyeceğiz. From. Bir klasör, iki klasör, üç klasör çıkıp datayı bulacağız bunun içerisinde. Sonrasında. Users'ın içerisine geleceğiz. Ve diyeceğiz ki şu cevabı Jason cevabı göndermiştik ya diyeceğim ki sen artık datamı gönder. Şimdi yenilediğim zaman evet. Görüldüğü gibi tüm kullanıcıların bu şekilde geldi. Aynı bu Jason Placeholder'daki gibi. Ben kendi API'mizi oluşturmuş olduk. Sonrasında ben tekli olarak gelmesini istiyorum. Mesela Jason e, e, Placeholder içerisinde ben slash 2 dersem bana ikinci kullanıcıyı getiriyor veya slash 5 dersen 5. kullanıcıyı getiriyor. Ben de artık buraya slash 5 dediğimde bana 5. kullanıcıyı getirmesini istiyorum ama getirmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Geleceğiz aynı bu dynamic router işlemini öğrenmiştik zaten. Köşeli parantez id ve gs Yine bunun aynısını alacağız da aynı yaptığımızın. Aynısını datamızı burada çekeceğiz ve bu şekilde yapacağız. Şu an hepsini gönderecek. ID 5'te de ID 10'da da. Benim burada JavaScript'te bir filtre yapmam gerekiyor. Öncelikle parametre içerisine request içerisinde benim query'm var. Yani şuradaki yazılan kaçsa 5 veya 10 bunu query içerisindeki id'ni tutabiliyorum. Yani gelip bunu rec.query.id şeklinde tutabiliyorum. Ama bu bunun içerisinde olduğu için gelip bunu bu şekilde alabiliyordum. Hatta id'yi de bu şekilde alabilirim. Okey. Şimdi mesela cevap olarak id'yi döndersin. Tamam mı? 5'i gönderdiğinde bak bana ne yaptı şu anda 5'i gönderdi veya geldim ben onu döndürmek istiyorum şu an kaçıncı verimde hangi sayı varsa şunu da burada gösteriyor şimdi ben burada ne yapmam lazım bilgileri ona göre çekmem lazım artık ID'mi öğrendim tüm kullanıcılarım da zaten bunun içerisinde olduğuna göre geleceğiz ve diyeceğiz ki cons ne diyeyim filtered yani filtreleyeyim neyin üzerinden users'ın içerisinden filter ile dön User'ı getir. User ID'sine göre bana bul. Tamam mı? User ID'si hepsini buldu. Ama ben şu ID ile eşit olanları bulmasını istiyorum. O yüzden gelip burada ID'sini göster diyorum. Ve bana cevabı da şu filtrede gönder bakayım. Gönderebilecek misin? Şu an boş bir arayı gösterdi. şunu bir number yaparsak. Bakalım Evet şu anda number yapınca bana bir ele içerisinde gönderdi. Ele içerisinde istemiyorum dedim. Sıfırıncısını gösterdi. Gönder dedim bana. Evet şu an sadece bunu gönderdi. Veya gelip 2 dersem evet ikinciyi de bu şekilde göndermiş oldum. Artık fark ettiğiniz gibi kendi API'larımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Sonra hatta şöyle bir şey de yapabilirim ben. Filtered'ın uzunluğu length'i büyükse sıfırdan ne yapacağız? rest statüsü gelip yukarı yazdıracağız. Eğer değilse ne olacak? O zaman da 404 cevabı döndürebilirim. 404 dilerim bu JSON'da da bir tane mesaj gönderebiliriz. Bu mesaj ne olabilir? Şöyle bir backtick içerisinde ID yazdıracağız. Ne diyelim? şu ID is not Font bulunamadı. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu yapmamızın sebebi neydi? Mesela geldik. 5 yazdık. 25 yazdık. 25'i bulamadı. Bize bulunamadığını söylüyor. Ve gelip ben buraya iki yaz, yazdığımda 2'yi bulup bu şekilde benim için ne yapıyor? 2'yi döndürüyor. Bir de ben artık kendi API'imi oluşturduğuma göre ben şuradaki users'ı şu şekilde çektirmek istiyorum. Analizim. Gelelim indeksime. İndeksime bu şekilde çektiriyorduk. Bunu değiştirmem gerekiyor. En aşağıya gideceğim indeksimde. Bakın get static props ile biz ne yapmıştık? Placeholder'dan çekmiştik. Yani şuradan çekmiştik. Ben gelip artık kendi API'imi oluşturduğuma inanıyorum ve buradan çekebileceğimi düşünüyorum. Geldim bu şekilde buraya yapıştırdım. Sonrasında gelip tekrardan yeniledim. Evet hiçbir sıkıntı olmadan kendi API'imi kullandım. Bunu nereden anlıyorum? Gelip buraya users deyip yaparsam böyle bir şeyin olmadığını söylüyor zaten bana. Ki öyle bir şey de yok zaten. Evet genel olarak Next.js içerisinde API rotalarımızı bu şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar.